Merhaba değerli dostlarım. Yine ilginç videolarımızdan bir tanesi olacak bu. Türkiye'nin uydu teknolojisinden ama onun daha da ötesinden bahsedeceğiz aslında. Tamamen milli uydumuz ne zaman atılacak? 6A uydusuyla neler değişecek? Türkiye dünyaya temiz gıda dağıtacak. Uydu fırlatmayla temiz gıdanın ilişkisine. MIT uzayda neler yapacak? Değerli dostlar, yakın zamanda geçtiğimiz hafta sanırım Cumhurbaşkanımızın konuşması vardı. İstihbarat gemisi denize bırakılırken yaptığı konuşma da e, uydu istihbaratından da özellikle bahsetti. Bugün de e, tarımla ilgili bir söylemi oldu. Yine bizim yıllarca söylediğimiz bir konuya değinmiş oldu. Şimdi her açacağız ve birleştireceğiz aslında ne demek istediğimizi. E, değerli dostlarım, 2023 yılında uzaya fırlatacağımız 6A uydumuz, %100 milli bir uydu olacak. %100 milli ve yerli. Dolayısıyla aslında tam bir %100 milli bir uydu istihbaratı bu sayede sağlanacak. Ama başka bir şey daha olacak. Yani istihbarata hizmet eden aslında başka bir gelişme daha olacak bununla birlikte. Türk Devleti'nin hazır olduğunu düşündüğüm, geçtiğimiz yıl böyle ufak bir deneme operasyonu yapan sosyal platformları ortaya çıkacak. Ve Türk Devleti diğer videolarımızda anlatıyoruz. Afrika Birliği, İslam Paktı, Türk Paktı, Doğu Avrupa Paktı gibi bir merkeze oturttu kendini. Dijital parası işte birçok konuda bunlarla işbirliği içerisinde yani 3 milyar insanla işbirliği içerisinde hareket ediyor demiştik. Ve bu arada da Türk Devleti ile ilgili çok ilginç gelişmeler olurken bu dijital platformlarla ilgili pek bir gelişme ortada görünmüyordu. Ama bunların çalışmalarının yapıldığını ben biliyorum, hazırlıklarının yapıldığını biliyorum. Bunlar ortaya çıkmıyorsa o zaman işte bir, bir süreç var ne demektir. O süreci de ben 6A uydusuna bağlıyorum. Yani 6A uydusu atıldıktan sonra 3 milyar müşterisi hazır. Bugün bildiğimiz bütün o dijital platformların benzerleri hatta daha iyileri piyasaya çıkacak. Şimdi bu hem sosyolojik açıdan önemli ama istihbarat açısından da önemli. Yani uydu istihbaratının haricinde sosyal platformlar aslında birer istihbarat birimi diyebiliriz. Bu anlamda da işe yarayacak. Peki tarımla bunu nereden birleştirdim ben? Yıllar önce hatırlayacaklar beni izleyenler, dinleyenler. Diyordum ki 21. yüzyılın mücadele alanı Afrika. Afrika'da iki şey üzerinden özellikle çalışmalar yürütülüyor. İki devlet Çin ve Türkiye özellikle... Diğer devletleri yani bugüne kadar orayı sömüren devletleri Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya hatta bunları dışarı çıkartarak orada bir hakimiyet kuruyorlar. Çin ve altındaki sermaye işte Ashkenaz sermayesi yine tabii sömürmek üzere giriyor aslında ve zaten yaptığı işlerde de bunlar görülüyor. 10 alırken 1 veriyor. Ama Türk devleti tam tersi 10 verip 1 alıyor. Yani orada bir dünya inşa ediyor. Orada insanlığa, mazlumlara liderlik yapıyor. Özellikle maden alanları ve tarım alanları ciddi kiralama ve satın almalar yaptı e, Türk Devleti özellikle tarım alanında çalışmalar başladı ben orada görüyorum mesela daha önce açlık fotoğraflarıyla gördüğümüz kadınlar orada işte biber topluyorlar tarlalardan e, Türk Devleti aslında şunu hazırlanıyor değerli dostlarım Ankara'da Milli Tohum Bankasında geliştirilen milli tohumla Afrika'nın bakir topraklarında yani suni gübre girmemiş topraklarında oranın insanının iş gücüyle birlikte bir tarım faaliyeti yürütecek demiştik ve dünyaya temiz gıda dağıtacak demiştim. İşte bugün aslında Türk Devlet Başkanı bunun açıklamasını da yapıyor. Ne diyor? Önümüzdeki dönemdeki en önemli meta temiz gıda olacak, tarım olacak diyor. Burası çok önemli. Peki bunu ben neyle birleştiriyorum? yine detaylarını vermeyeceğim ama bildiğim bir konu var ki Türk devleti uydu ve dijitalizm üzerinden tarıma yönelik çok ilginç geliştirmeler yapıyor. Çok hızlı ve kirletilemez üretim yapacak ve dünyaya dediğim gibi temiz gıda dağıtacak. Bakın 6A uydusunu biz işte togla otomobilimizle savunma sanayiyle ilişkilendirerek o konuda teknolojik anlamda birçok konudan bahsedebilirdik. Biz konunun biraz farklı bir tarafından bahsetmek istedik. Her zamanki gibi ezberleri bozalım istedik. Dolayısıyla şöyle toparlarsak bir 6A uydusu bize direkt milli istihbarat getirecek. İki 6A uydusu hem sosyolojik anlamda, hem psikolojik anlamda, hem istihbari anlamda bizi çok güçlendirecek olan sosyal platformlarımızın da ortaya çıkışını sağlayacak. Ve üçüncüsü 6A uydusu üzerinden bir takım yapılan çalışmalarla, detayına girmiyorum, tarımla birleşecek dijitalizm ve çok ciddi çalışmalarla dünyaya temiz gıda dağıtan bir ülkemizi izleyeceğiz değerli dostlarım. Yani işte Türk Devletler Teşkilatı birleşiyor, Afrika zirvesi İstanbul'a geliyor birleşiyor. Türkiye'yi destekliyor, İslam ülkeleri Türkiye'yi destekliyor, ee, Malezya, Endonezya gibi nüfusu çok geniş İslam ülkeleri Türkiye'yi destekliyor. İslam olmayan Filipinler, Venezuela, e, Ukrayna, Romanya, Moldova, Beyaz Rusya bunların hepsi Türkiye'yi destekliyor. Neden destekliyor? Çünkü Türkiye hepsine e, temiz, adil, birlik içinde daha insan gibi yaşanan bir gelecek vaat ediyor ve bu geleceğin de arkasını dolduruyor. Hem bugün yaptığı operasyonlarla dünyanın her yerinde, Etiyopya'dan tutun Venezuela'ya kadar kimseye darbe yaptırtmıyor e, Türk Devleti, hem de geleceğe yönelik koyduğu projeksiyonlarla, tarımla ilgili, savunma sanayiyle ilgili, ekonomiyle ilgili, eğitimle ilgili dünya insanına diyor ki. Türk geri geldi. İşte model işte adil yaşayabilmenin modeli. Bunun içeriği e, o yüzden işte bu ülkeler Türk Devleti'ni destekliyorlar. Yoksa e, böyle hani bizim milletimizin bazı kesimlerinde var ya böyle oy kullanırken böyle sıkılıp da gidip başka partiye oy kullanmak. Öyle bir anlayışla işte Afrika ülkeleri, İslam ülkeleri dur bir de bunu deneyelim diye Türk Devleti'ne yanaşmıyorlar. Çünkü Türk Devleti'ne yanaşmak bedeller ödetiyor bu devletlere. Ama o bedelleri niye ödüyorlar? İleride artık bu son 200 yılda olduğu gibi değil. Teknolojik beşer gibi değil de insan gibi yaşasın diye insanları. İşte bu bağlamda 6A uydusu çok önemli değerli dostlar. 5B var atılacak. Ondan sonraki uydu 6A uydusu. 6A tamamen %100 milli bir uydu olmak hasebiyle biraz önce saydıklarımızı da Türkiye'ye ve dünyaya sağlayacak. Tabii değerli dostlar şunu da eklemek gerek ki 6A uydusu Türk Devletler Teşkilatı'nın yaptığı 2040 vizyonunda da işte bu söylediğimiz e, sebepler dolayısıyla çok önemli. E, bir diğer yandan eğitim açısından da önemli yani bilgi alışverişi açısından da önemli. E, Türk Devleti'nin yine daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Genişçe bunun için özel bir video da yapacağız eğitim konusunda. 2023 Artık Eylül itibariyle yepyeni her konuda olduğu gibi eğitimde de yepyeni bir sistemi hayata geçireceğini söylemiştik. Bu manada dünyaya da önderlik edip dünyaya da bir Türk ekolü ortaya koyacak. Bunun da içinde yine en önemli Türk devletleri, İslam devletleri, Afrika devletleri, Doğu Avrupa devletleri olacak. O bağlamda da 6A uydusunun önemli faydası olacak diye düşünüyorum. Yani 2023'e giderken Türk Devleti her yönüyle hazırlanmış biçimde ilmik ilmik örerek gidiyor diyoruz ya o yüzden belki insanlar bugün söylediklerimize şaşırıyor ve biz hep ekliyoruz diyoruz ki bir iki yılın içerisinde başka bir dünyada yaşıyor olacaksınız. Parametreler bambaşka olacak. Bugünün parametreleriyle hesap yaparak üstüne koyarak iki yıl sonrayı öngöremezsiniz. Yeni parametreleri, üçüncü bin yılın parametrelerini ve üçüncü bin yılın parametre koyucusunu tanımazsanız eğer bunların hiçbirini öngöremezsiniz. Ee diğer yandan bizim öngörülerimizin enzber bozuyor olması, bizim öngörülerimizin farklı geliyor olması, kimilerine ilk duyduklarında belki gülünç geliyor olmasının sebebi de bugünkü parametrelerle hesap yapmıyor oluşumuz zaten. Bugünkü parametrelerle baktığımızda biz de eğer zaten bu parametrelerle hesap yapıyor olsak tuhaf olur söylediklerimiz ama öyle değil. Bunun da parametrelerinin altyapısının neler olduğunu da tek tek anlatıyoruz tabii. Bunu da boşlukta bırakmıyoruz. Değerli dostlarım işte 6A ve getirecekleri. Görüşmek üzere değerli dostlarım.